Sevgili izleyenler, hepinize merhabalar. Sevgili Hakan Yedican bizlerle çok ama çok değerli bilgiler paylaşacağız. Stonehenge'de böyleydi, Göbekli Tepe'de böyle, Mısır piramidinde, Bosna piramidinde, Easter adasından tutun. Ondan sonra Türk Beyaz Çin piramitlerine kadar bunların hiçbiri bize anlatıldığı gibi değil arkadaşlar. Ve ondan sonra bütün bilim camiası saldırdı. Neden? İnanılmaz pozitif fraktal alanlar oluştu. Büyük piramit 4 yüzeyli dörtgen, 4 kenarlı değildir. 8 kenarı vardır. Bütün ritüellerini yaptığı yüzlerce binlerce yıllık ritüel merkezlerine, tarihi yerlerine bakın. Öyle yatların üstünde ondan tek tek tespit edebilirsiniz. Ayasofya. Kesinlikle. Bakın soldaki 432'nin La notasının titreşiminin şekli fotoğrafı. Evet. Sağdaki de 440'ı. 432 müzik dinledikçe bu adamlar şarj oluyor arkadaş. Hani biz bunları savaştıracağız, adam mutlu, savaşmak istemiyor. Çok daha hızlandırılmış bir zamanı yaşıyoruz. Ama saatlerimiz bunu göstermiyor. Neden? Çünkü siz ne yaşarsanız yaşayın, onu 24'e bölerek gösteriyor size. Hint mitolojisinde saçlar çam kuzalağı evet. Şeklinde, Mısır'da kanatlı disk çam kuzalağı şeklinde, Vatikan'da heykel çam kuzalağı, Anunnaki'nin elinde çam kuzalağı. O yüzden bildiğimiz tarih falan değil, masal. Çocuk masalıydı. Yani yanlış anlaşılma, yetersiz teknoloji falan değil. Bayağı sahtekarlık. Şimdi Anunnakilerin teknolojilerini anlama imkanı sağlıyoruz. Evet. Anunnaki niye piramit yapıyor? Neden? Hala bitmedi. Bakın hala piramitlerdeyiz. Evet, yukarıdan görüyoruz. Donduran görüntü buydu. Çok hoşuma gitti. Bakın bu da bana ait bir tez. Herhangi bir yerden almadım. Kendi böyle kendi çıkarımlarım. Ama üzerinde çok çalışıyorum ve bağlantıların artık neredeyse kesin olduğunu iddia edebilecek seviyelere ulaştırdım. Büyük piramit ve Lamdoma ilişkisi. Gördüğünüz gibi sağ taraftaki Lamdoma tablosunu 4 tane 360 dereceyi elde etmek için 4 tanesini bir araya getirdiğinde oluşan şekli görüyorsunuz. Ki bir drone ile büyük piramidin üstüne gidip baksanız aynı köşe yapılarını evet. Ve merkezdeki kesik olan yapıyı görmek mümkün. Bu da bana piramidin yapısının Lamdoma'ya uygun şekilde mimarisinin inşa edildiği duygusunu uyandırdı. Burada büyük bir heyecanla, büyük bir titizlikle bu Lamdoma'dan oluşan bir şey yaptım. Amacım Lamdoma'dan bir piramit maketi kağıttan da olsa yapmaktı. Hani çalışmalarımı o maket üzerinden sürdürmekti. Yaptım büyük bir hassasiyetle. Fakat koyduğum zaman zemine tam olarak örtüşmediğini, tam olarak oturmadığını fark ettim. Ondan sonra yani dedim Allah Allah, ben mi yanlış yaptım? Çok da hassas olmaya çalıştım falan. Oysa tam ortasından kağıdın, yani düz kenarlarının tam ortasından hepsine eşit oranda biraz bastırdığım zaman zemine oturuyordu. Bu bana müthiş bir bağlantı kurmamı sağladı. Çünkü daha önceki araştırmalardan bildiğim üzere büyük piramit 4 yüzeyli dörtgen, 4 kenarlı değildir. 8 kenarı vardır. Nasıl yani diyeceksiniz. Buyurun hep beraber bakalım. Büyük piramidin kenarlarını görüyor musunuz? Evet. Şuradaki gölgeleri. Bakın evet. Bu da siyah beyaz çekilmiş bir yukarıda büyük piramidin fotoğrafı. Sadece ekinoks zamanlarında bir dakikadan kısa süren, saniyeler süren bir gölge şöleni var. Piramidin sekizgen olduğunun ispatı. Ve bu onun mimarisinin ne kadar kat be kat daha da üstün bir olduğunu gösteriyor bizlere. Büyük piramit dörtgen değildir, sekizgendir. Tıpkı bende örtüşmeyen kenarların örtüşmesi için ortadan ki yan yüzeylere bastırdığım gibi büyük piramidin mimarisinde de yine yan yüzeylere bastırılmış. Müdahale edilmiş yani. Müdahale edilmiş ve aynı şekilde sekizgen olarak Lamdoma sistemine uygun yapılmış. Bu da artık bana kesinlikle mimarinin Lamdoma'ya uygun olduğunu. Yani ne demek Lamdoma? Frekans, yani enerjiyi en az kayıpla ya da kayıpsız olarak elde edecek en
üstün frekans dizilimine uygun şekilde yapıldığını, mimarisinin de oranlarının, geometrisinin de buna uygun olarak yapıldığının ve çok üstün bir teknoloji kullandığının bana kanıtları oldu. Siz de incelersiniz. Bunların peki, böyle olduğunu görebilirsiniz. Bütün piramitler mi böyle 8? Hayır. Hı. Değil. Yani burada niçin doların arkasında Gize'deki büyük piramit, yani Keops, Kufu, Kefren demiyorum, Mikronos. Çünkü ben bunlarla alakadar olmadığını kısaca belirttim. Çok uzun videolarda hazırlayacağım. İnşallah onların da programlarını çekeriz. Yani belgeleriyle bütün bunları ispatlayacağım. Bu sahtekarlıkları kim yapmış? Bize bunları kim bu şekilde lanse etmiş? Ve yani yıllardır da nasıl hiç kimse, yani hani ben bu bilgilere ulaşıyorum, bunların onlarca kitabı yazılmış, makalesi yazılmış. Hiç kimse utanmıyor mu bu adam bunları sahtekarlıkla sunmuş, biz doğrularını söyleyelim artık diyen de yok. Enteresan. Çünkü o sistemi birileri benimsemiş. Birileri o sistemi öğrenmemizi, oradan yürümemizi istiyor. Ve geri dönmemizi istemiyorlar. O sistem aynen devam ediyor. İlginç bir şekilde. Gördüğünüz üzere yani hani gerçekler bildiğimizden farklı. Büyük piramit sekizgen. Yani bu yapıya uygun bazı piramitler olsa da diğer, yani Mısır'daki diğer piramitler böyle 800'lü değil, 400'lü. Niçin doların arkasında büyük piramidin resmi var? Bu özel bir yapı. Büyük piramidin bir özelliği daha var mesela. Dünyada hiçbir yerde çıkıcı dehliz yok. Çıkıcı koridorda var ya, hep inici koridorlar olur piramitlerde. Ama burada çıkan koridor var. Hatta yakın dönemde bir şey daha bulundu. O çıkan galeri, büyük galeri dedikleri çıkıcı dehlizin, hı hı, aynen paralelinde bir oda ya da dehliz daha olduğu tespit edildi gelişmiş cihazlar tarafından. Bakalım ilerleyen zamanlar bize ne gösterecek. Ama maalesef orada yetkili kişiler, piramit uzmanı, tarih uzmanı diye bulunan kişiler bu araştırmalara izin vermiyor. Biliyorsunuz o hizalanma şaftlarının olduğu yerlere de robot yollandı. Ondan sonra şaftların en şeydi ki bunlara havalandırma bacasız diyen zavallı iddialar var yani. Havaya açılmayan havalandırma bacası olabilir mi? Nasıl bir iddiadır bu? Yani burası köfteci dükkanı değil ki havalansın. Yani neden böyle bir iddianın arkasından gidiyorlar? Şimdi iki tanesi dış yüzeye kadar uzuyor ama iki tanesi uzamıyor. Neyi havalandırıyorsunuz? Yani yok böyle bir şey. Trajikomik iddialar. Ve burada iki tane kulp bulundu bu dışarı açılmayan yüzeylerde. Ve bu kulplarda bize metal çağlarının bize anlatılmadığı gibi olduğunu zaten bilimsel kanıtlarıdır. Yani ki 12 bin senelik olduğunu söylüyorum. Milattan önce 10.500'de hizalanmanın ilk olarak olduğunu, Kefren Kufu ile iliştirilen 2590 küsürlü yıllarda tamamen o tarih sahtekarlığı da yapılmış. Başka sahtekarlıklar da yapılmış. Bu tarihlerde bunu muz yiyen primatların yaptığını iddia etmek ne kadar bilimsel, günümüzde bunları tartışmak lazım. Piramitlerin çok gizemi var. Bunları kesinlikle ayrıca tartışmalıyız. Oo, defalarca program yapsak anca. Tabii ki. Ama büyük piramit özel bir piramittir. Ve bu piramitte çok özel şeyler var. Mimarisi de özel, yeri de özel, amacı da özel. Okült cemiyetler de boşuna simge olarak kullanmıyorlar yani. O derece özeldir diyelim, önemini belirtelim ve isterseniz konuya devam edelim. Abi yarısını yedik. Şimdi hadi bakalım. Diğer yarısına geçtim. Renkler ve ışık frekansları. En civcivli bölüm bence. Evet, en renkli kısmı burası. Hem ışık var hem renk var. Evet. Görsel bir şölen. Bu arada sen girmeden aklıma takıldı bir soru, deminden beri düşünüyorum. Şimdi ses frekansının bir görseli var. Ortaya çıkıyor. Hı hı. Görselin sesi olur mu? Tabii ki olur. Her görselin sesi olur mu yani? Yani görselin sesini şöyle izah edeyim. Eski plakları düşün. Eski plaklara nasıl kayıt yapılıyordu? Yani çamurvari bir kil gibi bir şey düşün. Üstüne bir davul gibi bir derili bir mekanizmanın ucunda bir iğne var. Ve senin konuşmaların deriyi titreştiriyor. Deri titreştikçe o plağın üstüne belli oyuklar yapıyor. Çok titreşirse derin kazıyor, yoksa ince bir çizgi çekiyor. Ve ne oluyor? Alıyorsun onu, plağı bu sefer tersine işlem uyguluyorsun. Oradaki oyuklara girip çıkarken iğne bu sefer zara titreştirerek hoparlöre veriyor. Ve plak bu şekilde. Yani aslında onun fotoğrafını çek, yani mikroskoba yaklaştır.
bir görsel var. Eşsiz bir görsel var. Sesin şeyini evet. görmüş oluyorsun. Evet. Ve gördüğünü de sese çevirmiş oluyorsun. Doğru. Yani yapılabilir. Evet abi, şimdi girelim. Işık ve renkler. Evet, ışıklara geldik. Sesi bahsettik. Şimdi bir kere ışık frekansı nedir? Ses frekansına göre nasıldır? Biraz buna göz atalım. Görünür renk ve görünür ışık dediğimiz bir bölge var. Spektrum aralığı. Evet, bu insan gözünün gördüğü frekans aralığına verilen bir isim. Şimdi biz bunu nasıl görüyoruz? İşte tabloda gibi, bakın frekans değerlerine bakın, yukarı doğru titreyerek, sıkışarak gidiyor. Burada uzun dalga, radyo dalgası, mikro dalga, kızıl ötesi ve ardından şu incecik küçücük kısım görünür ışık olarak geçiyor. Bunun ötesi mor ötesi, X ışını ve gamma ışını oluyor. Evet. Ondan sonrasında teknolojimiz yetmiyor şey yapmaya. Belki de devam ediyordur. Ama biz sadece şunu görüyoruz. Yani kabaca 400 nanometre ile 700 nanometre dalga arası. Boyu arasındaki titreşimleri göz reseptörlerimiz RGB olarak RGB yani red, green, blue, yeşil, mavi, kırmızı olarak algılıyoruz. Ve buna beyine gidiyor. Bunlar ışık olarak ve ışığın 7 tayfı olarak algılanıyor. Burada dalga boyu da şu frekansların en yüksek iki tepeciğinin dalgasının arasındaki mesafenin nanometre olarak ölçülmesiyle elde ediliyor. Yani bu niye değişti? Biraz önce hertz'ti, saniyedeki titreşimiydi. Burada nanometre. Biri metre, biri hertz. Sanki başka bir ölçümmüş gibi görünüyor. Ama aslında bunu şöyle düşünün. Milimetre ile kilometre gibi. Şimdi ben buradan Ankara'ya kaç milimetre diye sormam size. Kaç kilometre diye. O tabii. Birimi onunla yaparım. Şimdi dalga boyları o kadar sıklaşıyor, yanaşıyor ve rakam o kadar çoğalıyor ki artık bunun saniyedeki titreşimleri milyarlarca, trilyonlarca ifade etmek yerine dalga boyunu koyup 400'le 700'le daha sadeleşmiş rakamlarla ifade edebiliyoruz. Yani nanoyu burada çok mikro düzey, nano tabii, parçacıklar tabii. Çok küçük nanometre değerler. Yani. Burada kırmızıdan mora kadar görünen ışıklar. Şimdi bunların teknik detaylarıyla kimsenin canını sıkmayacağım ama bunların hepsinin dalga boyunun farklı olduğunu ve gözün sadece bu kadarını gördüğüm. Evet. Şimdi biz sadece bu kadar görüyoruz ama yarasa bu kadarını görmüyor. Ya da hayvanlar, köpekler bu kadarını görmüyor. Bütün canlıların görülebilir ışık spektrumu farklı. Yani duyguları da farklı, reseptörleri de farklı, görüş ve diğer sinyal algıları farklı. Biz insanlar bunu görüyoruz. Mesela köpekler, kediler böyle gece böyle gözlerini diker böyle adamın psikopatı evet. gibi şey yaparlar ya bazıları ne oluyor neye bakıyor bu falan diye böyle bir şey olur. Onların da bildiği bir şey vardır diyelim yani. Kediler felin ırkıyla 6. boyut arasında yani IP kamera gibi çalışıyorlar. O yüzden kedi besleyenler iyi bilirler ne demek istediğimi. Var iki tane. Evet, o gözleri açarlar geceleri bazen. Şimdi burada görünür ışık aslında ne kadar az şeyi görebildiğimizi, evet. ne kadar az şeyi duyabildiğimizi burada zaten bilimsel olarak görüyoruz. Şimdi bu görünür ışığın birazcık yukarısındaki varlığı biz göremeyeceğiz. Yani şu masada iki kişi oturuyoruz, şurada üçüncü bir kişi var mı? Bu gözlere göre yok. Ama bu gözlerin sınırını birazcık açsak, biraz mor ötesi ekleysek belki mosmor bir tane ne varlıklar var burada. Abimiz orada o atıp tutuyorsunuz arkamızdan diye konuya müdahil olabilir. Devam edin siz devam edin. Yani burada biz göremiyoruz ama tabii bu arada bunun ötesinde, yukarısında, aşağısında bir sürü frekans var ve burada da muhtemel olarak o titreşimlere ait bir sürü canlıların örneğin cinler var yani. Tabii. Yani bu kadar basit titreşimleri bizim görmemize engel oluyor. Şimdi burada ışıklardan bahsettik. Bir de çok önemli bir şeyin daha frekansı var. Duyguların. Şimdi biz de enerjimizi arttırmak için ne yapıyoruz? Titreşime ihtiyaç duyuyoruz. Evet. Aslında insan da titreşimle besleniyor. Neden? Elmanın da bir titreşimi yok muydu? Ben onu yiyorum. Hayatımı devam ettirebiliyorum. Armut yiyorum. Ondan sonra et yiyorum, süt içiyorum. Ne yapıyorum? Besleniyorum. Sürekli bir frekans takviyesi yapıyorum. Evet. Eğer bunu besinle değil de işte yogayla yapabiliyorsan, gerçekten kendini geliştirip bu şeye sistemi değiştirebilirsen, o zaman oradan da belli bir ölçülerde bunu takviye edebiliyorsun. Hani biz bunu yapamıyoruz. Neden? Çünkü enerjimiz, düşüncemiz, inancımız ve o yetimiz, yani herkes güzel resim çizemez, yapamaz. Herkes
yogayı o şekilde de yapamaz. Çok çok zor işlerdir. Beyin konsantre gücünü, saflık, niyet, her şeyin fiziken, metafiziken bir odaklanma gerektir. Ama herkes onu yapamasa da herkes düşünür, herkes üzülür, herkes sevinir, herkes ağlar. Ne olur? Bunlar da duygu. Şimdi evrende her şey frekansa, duygularda da frekans var. Şimdi bu duygular bizi besleyebilir. Sevgi sizi besler, şefkat sizi besler. Ama nefret sizi köreltir, geriletir. Peki nedir bu duyguların frekansı? Bakın burada renklerine göre ayrıştırılmış frekans tablomuz var. Birbiriyle kıyaslanarak oluşturulmuş. Alfa noktası, çıkış noktası. Bakıyorsunuz en düşük titreşimli duygular. Utanç, suçluluk, duygusuzluk, üzüntü, korku, şehvet, öfke, kibir. Şimdi buraya kadar bakın, bizlere uygulanan kapitalist sistemin, kabalın bizleri nereye çektiğine bakın. Ondan sonra bakıyorsunuz burada suçluluk duyuyorsunuz. Duygusuzluk, yani vurdum duymazlık artık. Haberlerde şu kadar adam öldü aman, diyor. Değiştik, aman filan geç oğlum kanalı işte bir asabımızı bozdu. Şu kadar şehit var ama işte duygusuzlaştık. Ne kadar düşük bir frekans. Üzüntü. Sizi üzüyorlar. O onu kesti, bu bunu. Yani sizin hiçbir suçunuz yok. Ama her gün aynı saatte sizi o onu öldü. Yani birisi ölecek. Üzüntü pompalanıyor. İşte korku aynen. Pompalanıyor. Korku. Yok Covid geldi, bilmem ne gitti. Gök taşı düşüyor, dünya patlıyor. Bilmem ne çatlıyor. Yok ikinci dalga geldi, beşinci dalga. Hakikaten merak ediyorum. O kadar da dünyada hani her şey kötü gitmiyor ya. İlla ki güzel olan şeyler de var. Niye bunların haberi yapılmıyor? Niye? Biraz mantıklı düşünce, evet. Bu kanalların Amerika'da 6600 tane medya organının sahibi 6 kişi. Bu 6 kişi de aynı Okült Cemiyeti'nin üyesi. Yani bu tesadüf diyorsanız zaten bir şey demeye gerek yok. Ama tesadüf değilse bunların kontrolünde niçin bu kadar ölüm haberi var? Niçin bu kadar şey var? Ya çok düşük seviyeli medya programları, yani zekayı körelten, ahlakı körelten, ondan sonra düşünmeyi, sorgulamayı yok eden programlar var. Yahut da cinayet, korku, virüs, şu kadar öldük, bu kadar hastalandık, şu kadar şey oldu, işte ekonomi şöyle oldu, bu şu çöktü, bu bir şey oldu. Ya bu dünyada hiç mi iyi bir şey yok? Ya bir kanal açın, kötü hiçbir şey olmasın. Ya bir insanlar daralınca açacak bir kanal. Evet. Yüzlerce kanal var. Ya eskiden bir tane kanal vardı, ben bu kadar kötü haber duymazdım. Şimdi 100 tane kanal, belki yüzlerce kanal var. Ama her biri birbirinden beter yani. O yüzden bizi nereye çekiyorlar? Düşük frekanslara çekiyorlar. Bakın cesaret ve tarafsızlık artık yeşil renge geliyor. Yeşil renk tarafsızlık, doğanın rengidir. Kalp çakrasıdır, sevginin rengidir, nötrdür. Nötr, merkezdir yani. Duygularda da merkez. Sonra ne oluyor? Tarafsızlık, içtenlik, kabul etme, anlayış, aşk, sevinç, barış ve en üst seviyedeki şey aydınlanma. Yani aydınlanma nasıl oluyor? İçinizde bu sevgi ve diğer güzel hisleri biriktirdiğinizde o aronuzdaki katmanları öyle bir siz o balonu şişiriyorsunuz. O kadar çok artık yüksek frekans oluyor ki ateş böceği gibi siz artık ışık saçacak hale geliyorsunuz. Aydınlanıyorsunuz, kendi kendinizi aydınlatıyorsunuz, çevrenizi aydınlatmaya başlıyorsunuz. Yani bilgiyle açılan bir seviye. Şimdi bakın aydınlanmanın 700 ve yukarısı frekans varken utanç, suçluluk 20 frekans. Ne kadar büyük muazzam fark var. İşte bizim yapmamız gereken şu listeyi herkes duvarına böyle printer'dan bastıracak. O gün evden çıkarken bunları gözden geçirtip ona göre kendine bunu sık sık hatırlatacak. Çünkü hepimiz insanız. Hepimiz insanız yani. Hepimizin içinde bu negatiflik var. Ve en ufak bir şey, biri bir kornaya bir basıyor, hayda gitti frekans. Direktman orada öfkeye döndü. Öfkeye 150. 150'ye düştün sen 500. Ceza yani, puanı yazar gibi. Aynen. Böyle şey yapıyorsunuz. Ve yani bana göre çok basit bir formül var. Şimdi doğdunuz şu tam merkezde tarafsız bir şey, bebek dünyaya geldi. Nötr. Bebeğin iyisi, kötüsü olmaz. Katili var mı? Hepsi sonradan olan şeyler. Tabii ki genetik faktörler, çevresel faktörler, bunların etkileri var. Ama sonuçta herkes bir şekilde buraya geliyor.
İyilik yaptığı zaman, yani iyilik günah denilen şey, pozitif frekans yükselmesi eşittir sevap. Ondan peki, sonra negatif frekans eşittir günah. Bunlara böyle bilimsel ve objektif bakarsak, o zaman hani yozluktan çıkarak neyin iyi neyin kötü olduğunu kendimiz analiz ederek doğru yolları bulmamız daha kolay olabilir. Peki abi, şimdi puanları gördük, duygu hallerini gördük. Bu duygu hallerine göre bu puanları, örnek veriyorum, ben sürekli utanç ve suçluluk, duygusuzluk hissiyatıyla uzun süre hep böyle geçti. Son bir hafta, 10 gün frekanslar düşüyor. Düşüyor. Peki bunlara bağlı olarak çakrayla alakalı bir... Tabii ki çakralara alakalı. Etkiliyor yani. Etkiliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ne oluyor? Şu oluyor. Genetik faktör, çevresel faktör burada devreye giriyor. Ya siz şimdi bir boya sektöründe çalışıyorsanız, her gün tinerle işiniz varsa ciğerleriniz zaten zarar görmüş durumda. Sizin frekansınız düştüğü anda siz akciğer kanseri olma riskiniz çok yüksek. Yani üzüldünüz, bir şey oldu, çocuğunuzu kaybettiniz, işinizi kaybettiniz, bir şey oldu. Yani sizi üzecek bir şey daha da geriye çektiği zaman ne olacak? Zaten zayıflamış neresi varsa oradan patlak verecek. Yahut da genetik olarak bütün ailenizde işte bir mide kanseri varsa, siz ciddi bir üzüntü yaşadığınız zaman sizde ilk defa mide kanseri olma riski çok yüksek olacak. Bu genetik faktör. Diğeri de çevresel faktör. Ama bir de üçüncü faktör var. Duygusal faktör. İşte siz burada zenginsiniz, eşiniz var, karınız var, çocuğunuz var, atın katın, yatın paran, her şeyin var. Ama kıskançsın, korkuyorsun, şehvet içindesin. Sürekli kibir ve öfkesin, suçlu duyduğun bir sürü olay yapmışsın, kendinden utanıyorsun. Bak, bütün kötü şeyleri yaşayabilirsin. Zenginlik, parayla bunları satın alamazsınız. Yani bu da çok önemli bir şey. Evet. Paranın satın alamadığı şeyler. Yani bu illa atı katı yatı olan harika şeyler yaşayacak anlamına gelmiyor. Onun ne hissettiğini, ne frekans taşıdığını bilmiyoruz. Tabii ki yani bunu herkes gönül ister, herkesin olsun. Ama önemli olan frekanstır yani. Mağlunluk para, o da bir yere kadar. Evet. Bu da bakın ne kadar büyük bir güç varken biz kendimizi böyle minicik şeylere mahcup ediyoruz, mahkum ediyoruz. O yüzden mümkün olduğunca, insanız yani, öyle kolay değil, hadi ben de yarın aydınlanıvereyim falan, bu lamba değil yani, düğmeye basınca aydınlanmıyor. Sevginizi, bilginizi, frekansınızı yükseltmekle oluyor, zor bir iş. Şimdi burada ne devreye giriyor? Bu duygular nasıl etkiliyor demiştik. Evet. Bakın, duyguların rengi vardı. Sesi vardı. Evet. Titreşimi vardı. Her şeyde olduğu gibi. Şimdi bizi oluşturan çakra. Çakra çark demek aslında. Bölüm yani. Şimdi burada bizim vücut, yani ruh enerjimizi oluşturan çarklar ya da bölümler olarak değerlendirebiliriz. Eklem yerleri gibi. Yani parça diyelim. Ruhların... Yani saatin çarklarını düşünelim. Hepsi beraber birbiriyle ilgili çalışıyor. Dişliler. Çark. Şimdi bakıyoruz burada. 7 tane renk, 7 tane çakra. Aynen vücudumuzun bu bölgeleri, bu merkezlerinde kendi torus alanlarını yaratarak birbirlerine bağlanıyor ve bizi ruhani olarak kozmik bağımızı oluşturuyor. Yani ruh bağı dediğimiz sistemi oluşturuyor. Saatin çarkları gibi birbirine bağlı olarak çalışıyor. Farklı frekansların bir arada çalışarak işte bizim aura enerjimizi, ruh enerjimizi meydana getiren, bunlar metafizik, yani bizim fiziğimizin ötesindeki frekanslar enerji üzerinden enerjik olarak çalışıyor. Bu enerji, biz bunu tespit etmeye yeni yeni başladık. O yüzden metafizik ya da fizik ötesi diyoruz, ama artık bu bizim fizik bilimimizin sınırları içine girmeye başladı. Ve bu enerjik hareketlilik oradaki organlarımızı, ilgili organlarımızla paralel etkileşim içinde çalışıyor. Yani siz çakranızı, mide çakranızı bozduğunuz zaman midenizde ağrıma oluyor. Yani metafizik bir etkiye maruz kalıyorsunuz. Frekansı düştüğü zaman o organ da fiziksel olarak etkileniyor. Midenize bıçak soktuğunuz zaman, o zaman mide çakranız yine düşüyor. Birbiriyle etkileşim içinde. Fizik ve metafiziğin burada bir uyumu söz konusu. Yani bu konuda detaylı bilgi bulup inceleyebilir. Sadece bu sistemin
gökkuşağında da insan çakrasında da belli sıraları takip ettiği, belli sayılarda olduğu, belli enerji kurallarına, frekans kurallarına tabi çalıştığını anlatmak bizim bugünkü temel amacımızdı. Bunları dilerlerse araştırabilirler. Şimdi Doktor Masaru Emoto'nun çok önemli bir çalışması vardı. Hızlı hızlı bundan bahsedelim. Su kristallerini belli frekanslara, kelimelere maruz bırakıp dondurarak oluşan şekilleri çekerek inceliyor. Ve burada damıtılmış su, sol üstten başlıyorum. Hemen yanında Fujiwara Barajı'nın kirli suyu. Üçüncü resim Fujiwara Barajı'nın duadan sonraki. Yani bu adam dua ediyor ve aradaki müthiş değişimi görüyorsunuz. Peki hangisi pozitif? Şimdi o duayı eden, Tanrı'ya inanmıyorum ben ateistim dese, kendini bu frekans gelişiminden mahruz bıraktı. Şimdi burada buna, bu inanca sahip olup böyle bir alternatif fiziksel frekansal bir avantajı kullanmamak bana çok mantıklı gelmiyor işin açıkçası. Doğru kullanmak, yani doğru kararında kullanmak işte gördüğünüz gibi birçok önemli değişikliğe sebebiyet veriyor. Aşk ve takdir ilk satırın son resmini görüyorsunuz. O da harika. Gölün ikinci satır, gölün doğadan önceki kirli suyu. Görüyorsunuz hiç asimetrik şekiller, yok. Rastgele şekiller, enerjiyi, pozitif enerjiyi taşıyacak hali yok. Neden? Çünkü fraktal alanlar pozitif enerjiyi daha yoğun taşıyabiliyor. Bunun da elbet bir enerjisi var. Ama çok az. Yani bundan 10 litre içeceğin öbüründen bir bardak iç aynı frekans tamamlamasını yapıyor. Doğadan sonraki haline bakıyorsunuz, muazzam bir fark. Üçüncü resimde grupça dua edildikten sonraki kristal, dördüncü resimde Beethoven'ın pastorali. Bakın müziğin etkisi, duanın etkisi ne kadar mükemmel, ne kadar pozitif. Tibet sutrası son satırda görüyorsunuz. Bu da yani Tibet'in sutrası da pozitif etkiliyor. Japon duası da etkiliyor. Ve bunun son çalışması Doktor Emoto'nun bu konudaki son çalışması neydi biliyor musunuz? Allah'ın 99 ismini, sıfatını sulara söyledi, kaydetti. Ve ondan sonra bütün bilim camiası saldırdı. Neden? İnanılmaz pozitif fraktal alanlar oluştu. Yani bu da bazı şeylerin uydurma olmadığını, gerçekten önemli olduğunu göstergesi. Sabuçi suyu, kaynak suyu. En alttan ikincisi ne kadar güzel. Antarktika'nın buzul suyu. Harika. Bir de en son Japonya Biwako Gölü'nde su kirliliğinden bir örnek. Su kirlendiği zaman sana enerji taşıyacak hali yok. Ölü su. Su var ama enerjisi yok. Frekansı yok. Maalesef bir şey daha söyleyeceğim. Gıda sektöründe aynısı neye benziyor biliyor musunuz? UHT, Ultra High Temperature teknolojisi vardır ya. Özellikle sütlerde kullanılıyor. Evet, evet, evet. 140-160 derecelere çıkıyor 2 saniyede. Bu kadar yüksek bir ısıya maruz kalıyor. Ondan sonra bakteri yaşamıyor içinde. Bakteri organik yaşayamıyor. Yaşayacak hali kalmıyor. Aynen yararlı organizmalar ölüyor. Maalesef. Faydalanamıyoruz. Maalesef. Peki neden bunların kristalleri çekilip bu şekilde incelenmiyor? UHT ne kadar faydalı? UHT'li ürünleri tüketmek bize ne kadar faydalı, ne kadar zararlı? Peki abi şimdi sen daha önceki geçtiğimiz konularda bu kristalin verdiği enerjiden falan da bahsettik de şimdi suyun ölülüğü, canlılığı mevzusu açıldı. Kristal su şişeleri. İçerisinde kristal var, üzerine su konuluyor. Kristalin suyu canlandırma etkisinden bahsediliyor. Aynen bu öyle. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Kristal ne demiştik? Kuars kristalini atın içeceğiniz suya, temiz bir şey, küçük bir şekilde. Suyun tadının değiştiğini göreceksiniz. Nasıl oluyor peki bu? Yani bir tane taş parçası nasıl değiştiriyor? Oradaki frekans sürekli o yakındaki frekansla suyu frekans anlamında mayalıyor. Kendisindeki o, frekansı tabii suya ki, veriyor. Aynen öyle oluyor. Bu organit için de böyle, kristal için. Zaten organitte de bu işi yapan kristal. Peki başka kristalin bir şey çeşidinin suya vereceği frekans, tat, etki, fayda, yarar tabii ki değişir. Değişir mi? Yani siz dumanlı kristal ayrı verecektir, işte kristal sitrin ayrı verecektir, ayrı, sitrin ayrı verecek, ayrı. Ametist ayrı verecek. Ama burada ne diyorum size, kristalinki çok yüksek bir frekansta olduğu için etkisi ve pozitifliği yoğun olacak şey olur. Ama burada bir şey daha söyleyeyim.
İçine eskiden ne atarlardı? Kirli suyu, mikrobu öldürmek için gümüş atılır. Bir kuyuda su bulunduğu zaman eskiler içine gümüş para atarlar. Beklerler. Ondan sonra bir müddet sonra o içilecek hale gelir. Neden? Gümüş de kolloidal anlamda suya karışarak mikropları yok eder bak. Mikrop ve şeyleri kolloidal forma geçtiği için etkiler. Kolloidal gümüş suyu başka bir alan ama herkes araştırsın. O da çok önemli bir konu. Şimdi aynısını pirinç deneyinde yapıyor ve pirinçte seni seviyorum ve nefret ediyorum dediği pirinçlerin halini görüyorsunuz. Bakın bunu I love you, I hate you olarak İngilizce söyleseniz, Türkçe söyleseniz, Çince söyleseniz değişmiyor. Neden? Çünkü söylediğiniz nefret ve sevgi frekansı. Nefret buradan, sevgi buradan. Çince'de de böyle. Japonca'da da böyle. Söyleniş şekli değişiyor. İşte niçin beyin frekanslarıyla bu konumuza başladığımızı şimdi anlatmak istiyorum. Burada Beethoven, Mozart, Bach dinletilmiş sularımızın şeklinin ne kadar düzgün olduğunu, Elvis, Japon pop müziği ve heavy metal üstünde çalışılmış. Keşke bütün müzik türlerinde çalışılsa, keşke bütün kitaplar okunduğunda bunlar yapılsa, bilimsel çalışmalar bu konuda artsa nelerle karşılaşacağız. Teşekkürler Doktor Emoto diyoruz ve platonik şekillerimize geçiyoruz. Nedir platonik şekiller? Bu ekranda gördüğümüz 3 boyutlu şekiller Platon'un bulduğu, keşfettiği, yani Platon bildiğini Platon'un bulduğu şekil sistemi. Tabii bunu neye göre buluyor? Nedir bunlar? Birazcık ondan bahsedelim. Şimdi dairelerden oluşan bir en başta tek bir nokta görüyoruz. Evet. Bunu hareket ettirdiğim zaman, başladığı yere döndüğü zaman çember oluşuyor. Çemberler kesiştiği zaman vesika piscis, üçüncü şekil. Ondan sonra bunların bir araya gelmesiyle yavaş yavaş yaşam çiçeğini oluşturmaya başlıyor. Ve yaşam çiçeği ne zaman oluşuyor? Görüyorsunuz 7 tane çember bir araya geldiği zaman 7'li bir adım tamamlıyor. Tıpkı bizim çakralarımızın, tıpkı yedi, ışığın. Her yerde 7. İşte bunun yavaş yavaş ne demek olduğunu anlıyoruz. Evet, bu sistemi devam ettiriyoruz sağ tarafa doğru. Daha aynı sistemi büyüttüğümüz zaman ne oluyor? Bu sefer yedili bir sistem altıgen oluşturmuş. Görüyor musunuz? Evet. Altıgen oluşuyor. Bakın rakamlar meydana geliyor. 7, 6, 1, 3, 5 filan gibi. Bu rakamların meydana gelişi de başka bir şeyi oluşturacak. Hepsi birbirine bağlı olacak. Şimdi burada sisteme bakıyoruz. 2 boyutlusu, 3 boyutlusu şu ortadaki resimleri görüyoruz. Aşağıda çok hızlı bir şekilde bahsedeceğim. Bu küreleri bir araya getirdiğiniz zaman bakın Metatron küpü denilen bir şey var. Şu Platonic Solis yazının hemen sağındaki, şu çizginin altındaki satır. Bu kürelerin merkezini birbirine bağladığınız zaman bu merkezdeki enerji hatlarını, yani birbirine bağlamış oluyorsunuz ve orada görünüyor mu bilmiyorum ama aşağıda bu merkezleri birbirine bağladığınız zaman oluşan şekiller artık iki boyuttan çıkıp üç boyutlu halini görüyorsunuz. Evet. Bu ne demek biliyor musunuz? Evrendeki enerjik sistemin öyle boyutları var ki üç boyut yok orada. İki boyut var. Daha üç boyutlu değil. O oktav aralığında değil. Bu sistem tamamlandığı zaman ilk olarak üç boyuta geçiş bu üç boyutlu şekiller sayesinde oluyor. Yani buranın başlangıç şekilleri ve çoğu virüs ve bakteri bizzat bu şekilde evet. görebilirsiniz. Mesela internete tuz mikroskop altında tuz zerresini inceleyin, küp şeklinde olduğunu göreceksiniz. Çok enteresan. Bayağı küp Allah böyle Allah. Küple, evet kare küp şeklinde. Yani onun moleküler yapısı öyle. Demek ki o frekansla ilgili. Frekans araştırsan kesin çıkacak yani. Evet. Yani tuzundan otası var yani o şekle yakın bir şey olmak zorunda. Çünkü onun türevi. Diğerlerine de bakıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 tane şekil çıkıyor. Bu şekil 3 boyutlu dünyamızın ve bu içinde olduğumuz 3. boyutun alfabesi. 3 boyutlu diğer tüm nesneler bu kombinasyonlardan oluşuyor. Yani bu alfabelerle, kelimelerle istediğiniz kitabı oluşturuyorsunuz.
Peki abi, şimdi aklıma şey geldi. Kar kristallerini de incelediğimizde hı-hı, hepsinin böyle bunlara benzer farklı. Altıgen işte, hı-hı, yani fraktal. Çok çok farklı birbirinden şekiller var. Şimdi bu şu anlama mı geliyor? Gökyüzünde su damlası aşağı düşerken, daha henüz soğuğa maruz kalıp kara dönüşmeden hı-hı, evvel, donmadan evvel, hı-hı, suyun içerisindeki frekansın donmayla birlikte o kar kristali şeklini oluşturduğunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle buna etkisi var. Ama tabii buna soğuğa maruz kalma süresi, ne kadar farklı bir ısıdan o soğuğa geçtiği, o boyuttaki enerjik ses dalgaları, düşünce dalgaları, hepsi onun o şekli almasında rol oynuyor. Etken. Yani hem ısı farklılıkları bunu etkiler. Ama niye üçgen olmaz? Her zaman altıgen. Neden? Çünkü altıgen bir enerjik form var. Suyun yapısında kayıtlı olan bir şey var. O şekilde oluşacak. Ama onun dalları hiçbir zaman bir kar tanesinin başka bir kar tanesiyle aynı değil. Evet. Neden? Çünkü her biri farklı frekansa. Nasıl hiçbir insan birbirinin aynı değil? Ama parmak izleri aynı değil. Var ya. İşte frekansının sonsuzluğu, frekans denizinde yüzdüğümüzü düşünmek ve bunu algılamak lazım, zor da olsa. Bu alfabeden sonra platonik şekillere geçiyoruz. Evet. Platonik şekiller. Dolayısıyla bunların bir açısı var. Bakın bu aşağıda iki boyutlu hali var. Evet. Bu dört tane üçgenden oluşuyor. Ama aynı üçgenden. Bu üçgenlerde 60 derecelik açılardan. 3 kere 6, 18, 180 derece bunun iç açılarının iki boyutlu halinin rakamsal değeri. Bunu 400 olduğu için 4 ile çarpıyorsunuz. Toplam açı değeri ne bunun? 720 derece. Bu şekil 720 dereceyle sembolize edebilir miyiz? Edebiliriz. Yandaki şekle bakıyoruz. Bunun tam iki tanesini birleştiriyorsunuz. Dolayısıyla 720'nin katı 1440 derecede bu şekil oluyor. Üçüncü küp şekline geliyorsunuz. O da 360 derecelik bir kare, 4, 9, 36, 6 tane yüzü var. 360 çarpı 6, 2160 derece. O da onun toplamı. Ondan sonra 20 yüzeyli, 12 açılı, 30 işte şeyli açılı. Toplam dereceleri 3600. Sonraki şekle bakıyoruz. Beşgenlerden oluşuyor. 6480 derece. Bakın şimdi bunlar 3 boyutlu halleri. Bunlar 2 boyutlu, alan kaplayan, hacmi olmayan 2 boyutlu halleri. En aşağıdakiler de 1 boyutlu halleri. Rakam. Yani frekansı. 720 frekans dediğin zaman bu devam eden bir çizgi. Ben şimdi baktığımda şeyi hatırlattı. Şu 1440 ile 2160 arasında bir de 1080 olsaydı. Olacak. Olacak. Ha, yani öyle de bir şey var. Bunların kombinasyonundan oluşuyor. Onlarda. Yani bunlar temel. Yani temel renkler vardır ya. Kırmızı, mavi, yeşil. RGB diye geçer. Bunun kombinasyonundan 16.7 milyon renk elde ediyor şu bilgisayar ekranı. Evet. Bak 3 renkten 16.7 milyon. Peki bu işte 720p, 1080p, 1440p. Geliyoruz. Yani bunlarla da mı ilgisi var? Kesinlikle ilgisi var. Abi sabırla bekliyorum. O zaman hemen gelelim, daha fazla bekletmeyelim. Bakın, yukarıda platonik şekiller var. Evet. Bu şekillerin dolayısıyla bir rengi var. Bir evet, frekansı, rakamı yok muydu? Evet. O rakamı müzik olacak kadar çıkartın ya da indirin aşağı. Müzik olacak, ses haline getirecek kadar kulağın duyduğu neydi? 20-20 bin frekansı kulağımız duyuyor. O frekansa getirdiğiniz zaman bir notası var. Evet. 40 oktav bunu yukarı birbiriyle çarpın 40 kere. Ondan sonra o zaman bir rengi var, yani ışığa dönüştür buna. İşte şekli, rengi aynı anda çizilmiş. Bana göre bunlar orijinal resimler, renkler değil. Çünkü bu benim sisteme göre yapılmamış hazır resimler ama evet, yakındır. Burada da notaları var sağ tarafta. Do, re, mi, fa, sol, la, si diye. Hepsinin bir adımı var yani. Aşağıda da görüyoruz. Bunu da iki boyutlu şekillerde metatron küpü denilen bu bütün enerji hatlarının çekilmiş hali şu. Eğer onu belli hatları birleştirirseniz işte yukarıdaki belli şekilleri elde ediyorsunuz.
Yani Metatron küpü ne demek? İki boyuttan üç boyuta geçişin anahtarı. Hmm. Bakın, boyutlar arası nasıl geçebilirsiniz? Hangi frekanslarla, adımlarla geçebilirsiniz? Hangi şekillerle geçebilirsiniz? İşte bu. Bunu ben söylemiyorum. Platon söylüyor, matematik söylüyor, rakamlar bunu söylüyor. Buradan geçelim. Müzikte de aynı geometriyi görüyoruz. Bakın, bir çemberin etrafı aynı çemberi mesela mavi üçe bölmüş, değil mi? Evet. Üçüncü doğuşkanı neyse o notanın, işte o mavinin sesi o. Birinciye göre o. Geometriye göre ben ses onun notasını söyleyebilirim. Eğer bu birinci do sesi oluyorsa, evet, şu çemberin çevresi do'ya denk geliyorsa, mavilerin rengi sol olmak zorunda bak. Nota olarak söylüyorum size. Anlatabiliyor muyum? Neden? Üçüncü doğuşkandı. Do, do, sol. Üçüncü doğuşkanı üçe böldüğün zaman tam olarak ona geliyor. Şimdi geometriye bakıyoruz. Mesela bunun da yarısı değil mi şu sarı çember? Evet. Üçün yarısı, yani altıda biri. Bir bölü altısı. Do, do, sol, do, mi, sol. Evet, o da sol notası. Mavi ve sarı aynı notanın oktavıdır. Birinci do olsa onlar da sol notasıdır. Bakın, size müzikle cevap veriyor. İşte müzik niçin masonlukta en son kademelerde? Ezoterik sistemde neden müzik en son kademelerde? Çünkü evrenin aslında en çıplak olarak evrenin formülünü, en size evrene ulaşmanın formülünü, dolayısıyla kabala kullanmanın formülünü size matematiğe en yakın şekilde izah ediyor. Geometriyle. Geometri, müzik, bunlar çok önemli kurallar, ama bunları iyiye mi kullanacaksınız, kötüye mi, o artık size kalmış. Şimdi burada müzikle ilgili çok fazla derine dalmayacağım, ama çok önemli bir noktamız, evet, var ki, müziğin akor sistemi. Ne diyeyim, müzik nasıl akord oluyor? Çok minicik bir bilgi vereyim. Piyanoda 88 tane tuşumuz var. Şimdi bunun en ortasındaki La tuşunu akord etmek için kullanıyoruz. Ve bu 4. oktavdaki La sesini saniyede kaç kere titreşiyoruz? Şu anda kullandığımız evinizdeki orglarda, piyanolarda bu 440 titreşim saniyede La sesini ayarlanıyor. Onu 440 titreyecek hale getiriyorsunuz. O teli geriyorsunuz, gevşetiyorsunuz. O La'nın oktavı neydi? Hep iki katı ya da yarısı oktavları. 440, üst oktavı 880 oluyor. Alt oktavı da 220 oluyor. Bu şekilde genişletiyorsunuz, La'ları ayarladınız piyanoda. La'ya göre üçlüsü kaç oluyor, beşlisi kaç oluyor, onları ayarladınız. Si'yi, Do'yu, Re'yi ayarlaya gidiyorsunuz. O La'dan bütün tuşları akord ediyorsunuz. Akord sistemimiz bu şekilde kabaca anlatılabilir. Evet. Yani mihenk taşımız orta La. Şimdi o La'nı hep 440'a göre yapıyoruz, ama ben bütün bu araştırmalarımda görüyorum ki evrensel sistemde 440 yok, hep 432 var. Neden bütün evrenin her yerinde 432 varken 7 notadan evrenin birebir şeması gibi oluşan 12'li müzik sisteminde 7 nota, 7 renk varken neden bunlar birbiriyle uyuşmuyor diye araştırdığım zaman karşıma şu tablo çıktı. Burada La notasının su üzerinde titreştirilerek, suyu titreştirip ışık verdiğiniz zaman, bakın soldaki 432'nin La notasının titreşiminin şekli, fotoğrafı, evet, sağdaki de 440'ı. Hangisi simetrik ve keskin hatlarda? Tabii ki soldaki. Yani. Sağdaki, su yalan söyler mi? Arada bir formda kalmış gibi. Bozulmuş. Yani. Bakın, bozulmuş. O kirli geçiş su gibi. O kirli su, bu temiz su. Yani bu negatif frekans taşıyor. Bu daha çok pozitif frekans taşıyor. Evet. Şimdi peki neden böyle bir şey varken, neden her yerde 432 kullanırken, neden Vivaldi'ye kadar 432 akort kullanılıyordu zaten? Bir anda kim değiştirdi, neden değiştirdi? 440 yaptı. Evet. Buyurun, kim değiştirdi? Almanların Nazi subayı, Hitler'in sağ kolu ve yalan propagandası başkanı Joseph Goebbels. Bunu araştırmalar yapıyorlar. O dönemde inanılmaz insanlık suçları işleniyor. İnsanlık dışı testler yapılıyor, araştırmalar yapılıyor. İşte klor o dönemden kalmadır, flor o dönemden kalmadır. Yiyeceklerimiz, içeceklerimiz, her şey
insanları germek, savaştırmak, onları hastalandırmak, işte böyle negatif ne varsa hepsini denemişler. Ve bakmışlar ki 432 müzik dinledikçe bu adamlar şarj oluyor arkadaş. Hani biz bunları savaştıracağız, adam mutlu, savaşmak istemiyor. Ya da ne bileyim yani, hani savaşmak ona ters geliyor filan. Ama negatifse zaten öfkeli adam pat desen saldıracak yer arıyor. Onlara bu lazım. Ne yapacağız? Kendi kazdıkları kuyuya düşürelim bunu. Müziği GD olayalım. Ayarını bozalım, frekansını. Herkes böyle gergin, sal, dinamit gibi geçsin etrafta. Diyorlar ve önce 432'yi 435 Hz'e ayar notasını, mihenk taşını bozuyorlar. Ama bu hala yakın sonuçlar veriyor. Biraz bozuluyor ama yeterli gelmiyor ve kimse bunu kabul etmiyor tabii ki. Yani yüzlerce yıldır kullanılan bir sistemi niye bozsun ki 3 Hz için? Ondan sonra ne yapıyorlar? 440 akordu kabul ettiriyorlar. Çünkü 440 olması için 432'den 440'a çok ünlü bir okült cemiyetin kuruluş yıl dönümü kadar bozarsanız 432'yi 440 elde ediyorsunuz ve bu gizli şifre o okült cemiyetler taraftarında hemen tabii ki kabul görüyor. Bir anda dünya standartlarına bu kabul ediliyor. Çünkü hepsi bunların elinde. Piyanoyu gariban üretecek hali yok piyano fabrikasında. Yani o anca işçi olabiliyor. Bu standartlar kabul ediliyor. O gün bugündür de 440 akort sistemi kullanıyor. Ve bu bütün notaların bizim çakralarımıza şifa verecekken GDO'lu bir şekilde o şifadan çok az faydalanmamıza ve gerilmemize, negatif şeylere sebep oluyor. Burada da enteresandır. Büyük yalan ustası, propaganda dehası Joseph Goebbels'e bakıyoruz. Çok enteresan. Kafa yapısına baktığınız zaman bunlar Photoshop falan değil. Evet. Orijinal internetteki fotoğraflar. Yani siz de bulabilirsiniz. Bakın aşağıdaki şey. Yani kafa yapısının ne kadar değişik bir yapı olduğunu görüyor musunuz? Özellikle birkaç fotoğraf seçtim ve Hitler'le ne kadar yakın, ondan sonra kakara kikiri yapıp kahkahalar atacak kadar sağ kolu. Ve burada bakıyorsunuz olaya, şu kafa tasları tarihte de var. Aynen böyle uzun kafa tasları. Bu da Illuminati'nin, ondan sonra Jacob Rothschild'ın yine kafa tasına baktığınız zaman bunlar asil kan, mavi kan, reptilian kanı, Anunnaki kanı derlerken, evet bakın tarihteki kafa tasları, Rothschild'ların kafa tasları, Goebbels'in kafa tasları. Bunlar başka bir ırkın evlatları. Bunlar başka bir DNA'nın uzantıları, melezleri. Bunlar insanlığı, gerçek insanlığın kötülüğünü isteye, kırmızı kan değil mavi kan, insansı değil reptilian soyu olan okült cemiyetlerin başındaki insanların projeleri. Sadece bu değil. Bunun gibi yüzlerce projesi var. GDO'sundan, Chemtrace'inden, 5G'sinden, bilmem hormonundan birçok sayılamayacak kadar şeye kadar hepsi insan frekansına ne kadar zarar verebiliriz diye gece gündüz çalışan bazı özel melez soyların projeleri. Ve uyarısı bizden, dinlemesi herkesten. Peki 432 Hz üretilen müzik var mı şu anda? Ya 432'ye geçmişe kadar hepsi öyleydi. Şimdi basit programlarla 432'ye çekebilirsiniz. Ama bu la notanızı evrensel yapar. Diğer notaların ayarlanış sistemi de aslında kozmik değil. Yani birini yapıyorsun öbürü bozuluyor. Öbürünü yapıyorsun öbürü bozuluyor. 12'sini de tek tek keşfini yaptım ki bu patent aşamasında şu anda. İnşallah kitaptan sonra da bunların tek tek hepsinin açıklamasını yapacağım. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bildiğimiz müzik sistemi değişiyor. Bambaşka bir armoni, melodi ve şey kuralları var. Ama evren o kurallara göre işliyor. Onu da söyleyeyim. Yani müzisyenlerin bunu kabul etmesi çok zor. Çünkü bildiği her şeyi unutması lazım. Peki biz şimdi 432 Hz dinleyerek şifalanmak, fayda görmek istesek ne dinleyeceğiz? Yani bunun için özel minik programlar var. Cep telefonuna, bilgisayarlara 432 Hz converter diye yazarlarsa onlarca program var. O convert olayını ben bir dönem araştırdım abi. Mevcut akor sistemini 440'a uyarlayarak üretilmiş bir şeyin sonradan 432'ye çekilmesinin çok gerçeği yansıtmadığını, yani bir nevi kandırmacı olduğuna dair bir şeyler de duydum. Yani programda kendim bizzat, hani bizim kayıt aldığımız programlarda da
ayarlardan girdik Google'da, sitede bazı forumlarda bahsetmişler nasıl yapıldığını. Oradan da inceledim, aynalarını yaptım, denedim, ortaya abuk subuk bir ses çıktı yani. Yani belki kötü bir değişik, verimsiz bir program olabilir ama bunu başarıyla yapan programlar var. Ama şimdi buradaki başarı... İnternette mesela duyuyoruz, işte bakıyorum 432 Hz böyle rahatlatıcı, relax müzikler falan var. Bunlar gerçek mi de değil midir, bunu ölçebilir miyiz en azından? Yani ölçebilirsiniz ama yani basit bir tuner programını, yani o parçanın yanına koyduğunuz zaman la notası, yani A harfi yanarken 440 mi yanıyor, 432 mi, onu biraz dinledikçe gözünüzde yakalarsınız. Mutlaka o la notalarında kaç o hertz olduğunu tespit edebilirsiniz ama genel anlamda kullanılan akort maalesef 440. Bunu 32'ye çektiğiniz zaman da şu oluyor. Tamam, her şeyi 432'ye çekince düzeliyor mu? Hayır. 12 notadan bir tanesi la. 12'de bir notayı kozmik yaptınız. Kalan 11'i gene eciş bücüş. Maalesef. Ama 12 eciş bücüştense 11 eciş bücüş tabii ki daha makbul, görünüyor. Eğer bunlara uyarsanız ne oluyorsunuz? 440 Hz insanları saldırgan, mutsuz, öfkeli, huzursuz, biraz önce saydığım ne kadar negatif duygu varsa oraya sürüklüyor. Peki mesela çok romans, böyle tatlı, slow bir müzik yapıldı. 440 Hz'e göre yapıldı. O da aynı şekilde tetikliyor mu? Şöyle bir şey var. Yani siz hastasınız. Şimdi GDO'lu bir portakal yemek ne kadar? Ne kadar? Şimdi GDO'suz olsa daha iyi. Ama hastasın, oradan C vitamini hani 10 miligram alacağına 3 miligram alırsın ama gene sana tabii ki faydası olur. Gerekli neden? Faydayı alamazsın. Yani tamam, gerektiği alamazsın. Kadar alamasan da yine güzel müzik her zaman ruhun gıdası. Şöyle bir şey var, sen onu severek dinlediğin için sevgi frekansını tetikliyorsun. Yani. Kötü bir şey olsa da, yani bu sigara çok kötü bir şey olsa da içenlerin büyük bir mutluluk duyması o an için. Gibi. Evet. Gibi. Sonraki pişmanlıkları saymıyorsun. 440 Hz'in kötü bir örneği var mı abi, bize gösterebileceğin? Yani kötü demeyelim ama 440 Hz'in etkilerinin göstergesi olan bir örnek söyleyebilirim size. Mesela araştırabilir dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de. İsrail'de yıllar önce Beatles grubunun en cafcaflı, meşhur olduğu dönemde, dünya çalkalanırken İsrail Beatles konserini reddediyor ve yaptırmıyor. Sebep olarak ne gösterebiliyor musun? Siz diyor 440 akorda geçtiniz. 440 akortla benim gençlerimi zehirleyemezsin diyor. Ve konseri gerçekten iptal ediyor. Yani bu kayıtlar da bilindik tarihte olmuş, bilindik, yaşanmış. Ya Beatles'ın konserini iptal ediyorlar. Dünya Beatles için çalkalanırken. Ve sebebi de bu. Şimdi bu olayın bilindiğinin göstergesi. Ama ondan sonra herkes kabul ediyor. Niye? Bütün dünyaya biz bunu yaymak istiyoruz. Sen ne yapıyorsun? Dur, herkese savaştıracağız. Sakin ol deyip ileride bunu herkes göz yummuş. İşte böyle gençler agresif, saldırganlaşıyor. Maalesef ki negatif etkiler, işte o negatife doğru ittiriyor seni frekanslar. O da onların bir zaferi olarak işte maalesef yıllardır uygulanmakta. Şimdi burada 432'yi nerelerde görüyoruz? Hani kozmik diyorum ya. Evet. Bakın burası şey tablosu, zodyak tablosu. Yani biliyorsunuz bu 25.920 yılda 12 tane burç tamamlanıyor. Her bir burç 2160 yıldan oluşuyor. 30 derecelik açıyla her bir derece 72 yıl sürdüğü için 2160 yıl sürüyor. Bunları birbirine eklediğiniz zaman sonuçta 25.920 yıllık bir döngü var. Bu da bir frekans. Zodyak frekansı. Şimdi burada bakıyorsunuz. Yani aslında mesela burçlara inanıyor musun diye çok şey geliyor bana. Evet. Astrolojiye inanıyor musun? Ben burçların şu kısmına inanıyorum. Safsata kısmına inanmıyorum. Burç frekansı diye bu işi, rakamları, geometriyi alıp her bir gezegenin notasıyla, açısıyla, rengiyle, sesiyle, geometrisiyle bunların kombinasyonlarının bana oluşturduğu armoniyi söyleyebilecek bir astrolog varsa seve seve alnından öperim. Evet, bu gerçektir. Bizi etkileyen gerçek budur. O kar tanesini nasıl bazı gerçekler etkileyip şekillendiriyorsa, bizim de enerjimizi, hayatımızı etkileyen, şekillendiren kozmik dizilimler vardır.
doğduğunuz anda da sizi şekillendirir yani. Şimdi siz kar tanesini bir bebek gibi düşünün. Bebek, damlattınız, bebek oldu. Ama kar olması için onun nasıl bir altıgen olacağını o soğuk hava tabakası belirliyor. Ne kadar kalınlıkta, ne kadar ısı farkı var, işte o seni şekillendiriyor. O şekilde karın, bazı karlar vardır mesela, kar topu yapamazsın, dağılır. Bazısı da böyle kütür kütür, böyle tam kardan adamlık deriz, böyle fırlarız dışarı. Neden? Karın yapısı öyle. E sen işte doğduğun zaman nasılsan, mesela sen bir türlü kardan adam yapamıyorsun hayatında. E senin frekansın müsait değil arkadaş ona. Onu kim oluşturdu? Astrolojik dizilim, zodyak. Zodyak'taki frekans dizilimleri. İşte bu da onlara bir örnek. Şimdi bakıyorsunuz buraya, bakın 432'yi burada görüyorsunuz. Sıfırlar atın, sıfırlar zaten o sistemde yoktur. Bunun gibi birçok yerde görüyorsunuz. Ve bu müzikte size anlattığım şeylerin, işte bu frekanslarla oluşan, gökkuşağına eşit olan işte renkleri bunlar. Yani bu renklerle, bu sıralarla aynen gökkuşağında olduğu gibi, evet, müzikle gökkuşağını örtüştürüyoruz. Tabii ki ben kendim ancak bu kadarını yapabildim. Tam hassas bir ayarla aslında tam gökkuşağı frekansı olduğunu görebiliriz. Bakın burada nasıl kırmızıdan başlıyor, maviye doğru gidiyor. Yine kırmızıdan başlıyor, maviye doğru gidiyor. Aynı şey. Yani aslında gördüğünüz üzere ortadaki şekil gökkuşağının renkleriyle piyanonun tuşları aynı. Kardeşler, kuzenler. Aralarında renklere basıyoruz aslında. Renklere basıyoruz. Ya da sesleri renkleri görüyoruz gibi düşünün yani. Renkleri dinliyoruz, sesleri görüyoruz. Aynen. Ne kadar iç içeymiş bütün frekanslar. Bütün evren iç içe, aynen bu şekilde devam ediyor. 432 ve diğer tonları nerede görüyoruz? Mesela Stonehenge burada çok önemli. Dünyanın üzerine ayı koyduğunuz zaman, iki merkezi birbirine birleştirip buradan bir piramit çıkardığınız zamanki oranlar, bakın burada karşınızda, Stonehenge'in oranlarının aynısının küçültülmüşü, büyütülmüşü. Birbirine eşit. Şimdi Stonehenge neye göre yapılmış? Kimler yapmış? Ne amaca hizmet ediyormuş? Bunları anlamakta, bu da ayrı bir program konusudur. Yine frekansları, kozmik bağlantılarını buradan lütfen herkes kontrol etsin. Ve Stonehenge de böyleydi, Göbekli Tepe'de böyle, Mısır piramidi de, Bosna piramidi de, Easter adasından tutun. Ondan sonra Türk Beyaz Çin piramitlerine kadar, bunların hiçbiri bize anlatıldığı gibi değil arkadaşlar. Çok kozmik kökenleri var ve bu kozmik kökenli mimarları, üstün teknolojili, üstün ırk kimse, o ayrı bir tartışma konusu. Kesinlikle size bahsettiğim bu milimetrik ölçüleri ve frekans adımlarını kullanıyor. Mimarisinde de, açısında da, mesafesinde de, enerjilerinde de, her yerde bunu kullanıyorlar. Ve onları anlamamız için mutlaka bu işi çözmemiz lazım. Son olarak bir slaytımız var. Süremizi çok aştım biliyorum. Kusura bakmayın ama son olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Bunları anlamak bize neyi açacak? Bakın Anunnakileri dünyanın her yerinde, Anunnaki Sümer tanrılarının kabartmaları var, heykelleri var, resimleri var. Birçok yerde de bir elinde çanta tutar, diğer elinde de bir çam kozalağı tutar. Çantayı hep merak etmişimdir, kozalağı. Şimdi çanta ayrı konu, bu saatten sonra çantaya girmeyelim. Ona bir dahaki program zaten gireceğiz. Yaparız ama ben burada başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Ellerindeki çam kozalağı. Şimdi bakın buradaki çam kozalağının aynısı nerede var? Vatikan'ın bahçesindeki devasa çam kozalağına bak. Burası Tarım ve Orman Bakanlığı mı ki siz çam kozalağıyla sembolize ediyorsunuz bir şeyleri? Dinin çam kozalağıyla ilgisi ne? Vatikan. Ve bakıyorsunuz burada Vatikan'ın asasına bakın, en üstteki resim. Aşağıda Anunnaki'nin elinde çam kozalağı ve aşağıda yine çam kozalağı şeklinde Vatikan asaları. Bu çam kozalağına baktığınız zaman oluşturan çam kozalağının bir frekans sistemiyle oluştuğunu iddia ediyoruz. Ve buna baktığınız zaman suyun üstünde bu şekli elde etmeniz için sizin 528 Hz'lik bir titreşim yapmanız gerekiyor. Yani aslında bu şekil bir frekansın şekli. 528 Hz'in şekli bu. Aynen. 528 Hz sevgi kalp çakrası ile ilgili dedik.
Ama çam kozalağı şeklinin ilgili olduğu bir organımız daha var. O da üçüncü gözümüzün enerji çıkış noktası olan beynimizin epifiz bezi. Beynin içindeki simetrik olmayan, tekil olan tek bir yer nokta var. Ve bu da çam kozalağı şeklinde. Epifiz bezimiz. Üçüncü gözümüzün merkezi. Ve bu organ çok ilginçtir. Bezelye kadar bir büyüklüğü var. Flor ve klorda kireç kaplanıyor ve yetisini kaybediyor. İşte böyle 3 dakika dişini fırçala, gece yatarken fırçala ki dil altından o flor klor tabağa kadar net bir şekilde kanına karışsın. Yani sunularını lütfen dikkatli düşünelim. Şimdi burada bunu kireçlendirmeye uğraşıyorlar. Neden? Siz bunu kireçlendirdiğiniz anda tanrısal bağınızı kaybediyorsunuz. Üç boyutlu dünyaya sıkışıyorsunuz. Ruhani boyut kapınız kapanıyor. Yani öteki boyutla, tanrısal boyutlarla kozmik bağlantımızı sağlayan bölgemiz epifiz bezimiz. Yani diğer şeylerle ilgili bağlantı noktamız, ruhani ruhumuzla, ruhani boyutla ve diğer yüksek frekanslı boyutlarla iletişim noktamız epifiz frekansımız. Ve bakın bütün dini liderler aynı sembolü kullanıyor. Artık hangi ruhani iyi midir, kötü müdür, in midir, cin midir, kimlerle ne teması sağlıyorlarsa işte bunlar yıllardır sembolize edilmiş. Ve sadece Vatikan'da değil, aşağıda görüyorsunuz. Hint mitolojisinde saçlar çam kozalağı evet. şeklinde. Mısır'da kanatlı disk çam kozalağı şeklinde. Vatikan'da heykel çam kozalağı. Anunnaki'nin elinde çam kozalağı. Gördüğünüz gibi çam kozalağı belirli bir frekansa epifiz bezimize de dikkat ediyor. Diğer ruhumuzla, maneviyatımızla, diğer boyutlarla temasa geçeceğimiz sinyalin ipucunu da bizlere veriyor. Biz de sevgimize, epifizimize sahip çıkalım diyoruz. Bu bilgileri sevenlerimizle paylaşıyoruz. Valla hocam yani bir tabirim vardır benim böyle otururum açımdır yerim doyarım ama gözüm doymaz hala yemek isterim. Şimdi kameralar yeter diyor, kartlar kapasiteler doluyor, bataryalar bitiyor. Yorgunluk var ikimizde de ama ruhum hala aç. Yani daha dinlesem diyorum. Ağzına sağlık, yüreğine, emeğine sağlık. Uzun yılların çok ciddi ve güzel araştırmaları ki bunlar özetleri. Yani mümkün olan en kısa hali bu. Biz 30-40 tane slide üzerinden kısa kısa geçtiğimiz halde yaklaşık 2,5 saattir, 3 saattir program yapıyoruz. Bunun 300 slide'lık halini ben bence 18 saat de değildir. O daha da uzundur. Löman yarışları gibi olan seminerlerimizde aktarıyoruz bunları. Ama tabii bu iki seminerlik bir konuydu. Biz bunları sıkıştırdık, özetlemeye çalıştırdık. Yine seminerlerde de, YouTube'da da sizler gibi değerli dostlarımızın programlarında da dile getirmeye çalışacağız. İnsanlar bunları çok merak güzel. Etsinler, araştırsınlar, hemen inanmasınlar, hemen soru yargılamasınlar. Sorgulamadan iş yapmasınlar. İnanacaksa da, yargılayacaksa da önce sorgulayın, ondan sonra yargılayın diyorum. Ya da inanacaksanız önce sorgulayın, sonra inanın diyorum ki gerçekler yerine otursun. Yani birçok şey çok ters gelebilir tabii. Bunları kabul etmek, bir anda bu kadar bilgiyi ters, yani birçok şeye tezat bilgiler sunuyoruz. Evet. İlimle, bilimle zıtlaşıyoruz ama yani önemli olan ilim bilim değil, gerçek. Bilim de yanılabilir, ilim de yanılabilir. Yani yıllarca önce dünyaya yuvarlak diyeni yakıyorlardı. Şimdi düz diyeni yakıyorlar. Belki üçgen diyeni yanacak. Yani bu değişiyor. Bilim de değişken bir şey. Önemli olan hakikat, gerçekler. Bizim de bunlara bir adımcık daha fazla yaklaşmaktan başka bir amacımız yok zaten. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık tekrar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Davet ettiniz, bu kadar emek verdiniz, bu kadar saattir. Asıl biz teşekkür ederiz. Çok uzak mesafeden geldiniz. Kırmadınız. Rica ederim. Pandemi meselesi bitene kadar, normalleşene kadar ben büyük bir sabırsızlıkla bekledim. Fazlasıyla değdi. Ama bunu daha sık yapalım isterim. İzleyiciler de inşallah beğenirlerse, devamını dilerlerse.
biraz daha belki ana konular üzerine daha derin, daha uzun uzadıya seminer tadında belki bir şeyler, röportajlar tekrar oluşturabiliriz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, muazzam bilgileriyle beni bugün sersemleten, tokatlayan Hakan Bey'in, Hakan Yedican'ın güzel bir sohbetinin sonuna geldik. Yakın zamanda farklı konularla da mutlaka karşınızda olacağız. Sorularınız olursa zehirlimikrofon@gmail.com adresinden ulaştırırsanız aralarından bazı konuları seçtiklerimizi hocamıza yöneltebiliriz. Kendinize dikkat edin. Bilginin peşinden ayrılmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.